Şimdi ikinci bir vergi paketi bunun gibi gelir mi? Şöyle bir rakama bakarsak bu yıl için bütçe açığı, gayri safi yurt için OVP hedeflerini unuttuk ama dönüp OVP hedefi neydi diye bakarsak aslında şu anda mesela OVP'de enflasyon kaçtı diye sorsam hiçbirimiz hatırlamayız. %24,9'du OVP hedefi. İşte büyüme neydi, cari açık neydi, bütçe açığı neydi? Bir OVP diye bir şeyimiz var ama biz şu anda hiçbirimiz o detayları hatırlamayız. Belki tek tük hatırlarız. Bu aslında kötü bir şey. Bu aslında bizim için kötü bir şey değil, OVP için kötü bir şey. Çünkü oradaki hedefleri kimse artık ciddiye almıyor. Yani böyle önemli, değerli bir döküman var. Dokümanda hedefler var ve bu hedefleri kimse hatırlamıyor. Şimdi hatırlanmayan bu hedeflere dönersek, orada bir bütçe açığı 660 milyardı. Şimdi yılın ilk şu dönemine baktığımız zaman, yani ilk ne var? 5 Ocak Mayıs gerçekleşmeleri var bütçede. Orada faiz giderlerinde %100'e yakın artış var. Yani faiz gideri geçen yıla göre %95 küsur artmış, %100 değil. Faiz dışı dengeye bakıyoruz. Orada da kötüleşme oranı %110. Yani ortalama %100'lük bir açık var. Bu hızla giderse biz 660 milyar lira olarak OVP'ye koyduğumuz bütçe açığı 1.300-1.400 civarında bir yerde gerçekleşecek. İyimser ihtimalle aynı hızla giderse. Dolayısıyla bütçe açığı hedeflediğimizin üzerinde. O halde yeni vergi gerekiyordu. İşte vergiler kondu. Dündü galiba Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Hangi kalemden ne kadar gelecek diye. İşte gelir vergisinden 200 milyar geliyor. İşte kurumlardan 165. Bunlar yuvarlak rakamlar. KDV'den sanırım 240 milyar lira gibi bir şey gelecek. ÖTV, motorlu taşıtlar falan böyle hepsini kalem kalem vermişti. Bayağı detaylı var. Topladığınızda da 1 trilyonun biraz üzeri ediyor. Dolayısıyla öngörülen sapma kadar bir şey buradan sağlanmış. Bunun bu arada 700 küsür de deprem harcamaları nedeniyle oluşan giderlerin finansmanı olacak diye belirttiler. Burada bir tablo var. Şimdi gördüğü kadar hükümet şu anda bu vergi ayarlamalarını yaptı. Bundan sonra yılın geri kalanında bir daha vergi düzenlemesi yapmak istemeyebilir. Çünkü seçime çok az kalıyor. Dolayısıyla seçime giderken dolaylı vergilerde ekonomik canlanmaya bağlı olarak oluşacak bir artış varsa ÖTV, KDV'de oradan gelecek. Ben bir daha yeni bir kapsamlı vergi paketi getireceğini düşünmüyorum. Ama bir yandan da biliyoruz ki bu bütçe açığını burada tutmak zor. O halde ne yapacak? O halde hazineye düşüyor iş, hazine borçlanacak. Borçlanma limitleriyle ilgili geçen İsmet Özkul'un gazetede bir yazısı vardı. Acaba neden artırılmış olabilir diye. Oradaki imkanlar kullanacak. Hazinenin borçlanma imkanları artı diğer finansman imkanları. Burada varlık satışları gündemde olabilir. İşte falanca kuruluş değil ama öbürü olabilir ama varlık satışlarında çok kısa vadede yol almak imkansız. Belki şimdiden başlasa varlık satışları gelecek yılın başında bir iki tane varlık satışı yapılabilir. O zaman da yönelik bir finansman sağlanabilir ama ben büyük ölçüde bundan sonrasının dolaylı vergilerle ve hazine borçlanmasıyla götüreceğini düşünüyorum. İnşallah başka böyle şapkadan bir tavşan çıkartma diye bu hafta çok konuştuk. Yeni bir yöntem denenmez. Çünkü ne zaman böyle bir yeni yöntem denense, bir türev yöntem denense o işten ekonomi zararlı çıkıyor.